Merhaba dostlar. Elma Dağ'dan sesleniyorum size. İstanbul'dan birlik ve beraberliğin en güzel anlatıldığı Ramazan ayının içerisindeyiz. Ama bildiğimiz gibi sadece oruç tutmakla o Ramazan değil, o arınma, o salgın dönemindeki olduğu gibi kirlenmiş dünyadan duyduğumuz, gördüğümüz dış etkenlerden de gelen her şeyden biraz soyutlanarak biraz daha Yaradan'a yakın olmak, kimseyi anlamadan yargılamamak, başkasının canını bilerek, isteyerek, kasıtlı incitmemek gibi. Şimdi benim nacizane şiirleri paylaşmaya çalışıyorum ama bazen de özel istekler geliyor, okur musunuz diye. Sağ olsunlar, bir öğretmenim var, o da gönderiyor. Bunları paylaşırken ben de tekrar yineliyorum, yenileniyorum. Ve bugün çok güzel öğrencilerle paylaştığı şiirleri, resmini hem de onlardan bir tanesi var. Onu okuyacağım. Oktay Rıfat'ın Balıkçı diye. Onunla bitireceğim. Size İstanbul'da böyle güzel bir havadan seslenmek istedim. Birazdan sergide olacağız bir dostumuzla beraber. Yapı Kredi'de çok güzel İstanbul'un üç kuşak sanatı sergileniyor. Tavsiye ediyorum, Yapı Kredi de bulabilirsiniz. Hem kitap alabilme hem böyle bir sergiyi izleme fırsatı bulacaksınız. Bunun dışında da akşam İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin ücretsiz olarak halkına düzenlediği nostalji konseri gerçekleşecek. Orada olacağız. Şimdi efendim diyoruz ki Ahmet Muhit Dranaz, Serenat. Yeşil pencerenden bir gül at bana, ışıklarla dolsun kalbimin içi. Geldim işte mevsim gibi kapına, gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. Açılan bir gülsün sen, yaprak yaprak. Ben aşkımla bahar getirdim sana. Tozlu yollardan geçtiğim uzak ikliminden şarkılar getirdim sana. Şeffaf damlalarla titreyen ağır goncanın altında bükülmüş her sak senin için yasemin, karanfil, zambak. Bir kuş sesi gelir dudaklarından, gözlerin gönlümde açar nergisler. Düşen bir öpüştür yanaklarından, mor akasyalarla ürperen seher. Pencerenden bir gül at. Zaman ışıklarla dolacak, kalbimin içi. Geçiyorum mevsim gibi kapından. Gözlerimde bulut, saçlarımda çiğ. Ahmet Muhit Dranaz. Şimdi efendim, Oktay Rıfat'la bitireceğiz. Gözümün önünde o iki dağla resim yapılmış bir şiir. Yani o şiiri resmediyorlar, tablolaştırıyor çocuklarımız, geleceğimiz. Kimisi ev, orman, kimisi kayıkta bir kız çocuğu. Hepsi birbirinden güzel, kıymetli. Hiçbirini birbirinden ayırt edemeyiz. Çünkü onların hayal dünyası. Anlatmaya kalksalar bile anlatabilmeleri çok zor. Ancak işte resimde belki ifade etmeye çalışıyorlar. Bu şiirle öğretmenimiz vermiş. Onlar da resmetmişler. Ben gözlerimden yaş geldi. Yani onların o içselliği, güzelliği ve saflığı, her zaman çocukları çok sevdiğim için bu kirlenmiş dünyada en güzel onlar anlatıyor zannediyorum. Konuşamayan hayvanlar ve çocuklar. Balıkçı. Denize vuran balıkçı bir aynadan döner bize. Yüreği rüzgara göre, mintanı yamalı, ayakları çıplak, elleri güzel. Denize vuran balıkçı kuş yıldızı getirir bize. Kabuklu böcekler ve yosun bırakır sepetini küpeştesine. Denizde pupa yelken günümüzün, geceler kısacık, gündüzler uzun. İşte böyle Oktay Rıfat. Oscar töreniyle ilgili bunları da yazacağız ama
bir iki gün sonrasından olsa da hala başındayız. Hayırlı Ramazanlar olsun herkese. Şiir tadında güzelliklerle her nerede yaşıyor, hissediyor ve bizimle onu yaşıyorsanız, sevgiyle kalıyorsanız, sevgide kalmaya devam ediniz efendim. Sevgiler İstanbul'dan. Hoş kalın.